Teşekkürler. Niye geldik ki biz buraya? Anlatacağım dedim. Biraz sabret. Sen bir oyun çeviriyorsun da bir anlasın. Sabret dedim Evren. Şuraya bak. Hiç bir şey bile yok. Şeftali suyu mu içeyim? Aile işletmesi adam. Yalnız olmak zor tabii. Özellikle de insanın ailesi yoksa. Arkadaşlarının olması çok iyi bir şey değil mi? Çünkü arkadaşlar önemlidir. Sen ne saçmalıyorsun Derin? Ne dönüyor burada ya? Gelsene. Hayrola, konuşmak istiyoruz dedin, önemli dedin. Konuşacağız ama sen önce bir geç otur, hadi. Yok, istemez, iyi böyle. Ece, lütfen. İstemiyorsa gitsin. Zorlama Derin. Evren ya, şimdi de sen başlama. Hı. Sen konuş, seni dinler. Beni dinlemiyor da çünkü. Ne zaman durmadım acaba ben, ha? Ya Kerem'e gitme demedim mi ben sana? Ben sana demedim mi, sen beni korursan ben konuşurum diye? Ay yeter! Ne bu böyle bağırıyorsunuz birbirinize? Önce bir konuşun, bir birbirinizi dinleyin. Ece lütfen şöyle bir geçer misin? Bir konuşalım. Ne oluyor burada? Kerem. Lütfen bir de sen başlama. Ben bir şeye başlamadım. Daha yeni geldim ya. Ne oluyor diye soruyorum. Sen ne arıyorsun burada mesela? Onu Derin'e soracaksın. Ben de bilmiyorum burada ne aradığımı. Sen mi buluşturdun bunları? Evet. Ne var? Çok ince düşünmüşsün. Bravo. Ya bir kere de ya, bir kere de konuşmadan önce bir dinle ya. Neyini dinleyeceğim ya? Ne yaptığın ortada değil mi zaten? Bir sakin olur musunuz? Bir sessiz. Ne yapmışım? Hayır, bir söyle. Tamam, gerçekten bir sakin ol. Ha, siz az önce bağırdınız, konuştunuz. Ben şimdi bağırınca mı sorun oluyor? Sen Ece'ye mi bağırdın? Kardeşin bana bağırdı Kerem Bey. Hak ettin çünkü. Ya yeter artık ya. Ne olur ya, bir oturun insan gibi konuşalım önce ya. Yok ya, gerçekten yeter. Hadi biz gidelim. Ya ben bir durun ya. Kimse hiçbir yere gitmiyor. Bugün bu masada her kim ne sorunu varsa oturup konuşacak, bu mesele de kapanacak, tamam mı? Benim sizden başka hiç kimsem yok. Özellikle sizin şu saçma sapan hırslarınız yüzünden benim hiçbirinizi kaybetmeye niyetim yok. Anladınız mı? O zaman bir eleme yapman gerekeceklerin, çünkü bu grup böyle bu masaya oturmaz. Ben hiç kimseden vazgeçmeyeceğim. Ha, ama sizin benden vazgeçmeye niyetiniz varsa o sizin bileceğiniz iş. Benim için çok büyük bir kayıp yok açıkçası Derin. Gerçekten mi Ece ya? Öyle. Sağ ol ya. Sağ ol. Yürü hadi. En azından biri bana değer veriyormuş. Bak, bu da ikincisi. Ece, bence senin de benden nefret etmek için çok fazla sebebin yok. Lütfen gelir misin? Önce bir oturup konuşalım. Hadi. Lütfen. Ya ben hepinizden çok özür dilerim ses için. Kusura bakmayın. Bundan sonra da böyle geçmeyecek. Daha sakin geçecek. Anlayışınız için teşekkür ederim. Afiyet olsun. Umarım öyle geçer. Thank you.
Ya kardeşim ne işin var benim yemekte? Ya ne demek ne işin var ya? Sabah gelmedim sen. Beni seni görmedi mi? Mevzuyu anlayacak ya. Ayrıca beni böyle bir durumda yalnız bırakamaz. Ya beni dinle. Bak vallahi ben gelmeyeyim. Biz beraber olunca da yalan söylediğimiz daha çok anlaşılıyor. O ne demek abicim? Ya kardeşim biz yalan söylemeden önce birbirimize bakıyoruz ya. Allah Allah. Bakma abicim. Bakma o zaman. Ya sanki bir tek ben de bakmak. Sanki bir tek ben bakıyorum. Sen de bakıyorsun. Oğlum tamam yalan söylemeyiz olur biter. Dur. Madem gerçeği söyleyeceksin ben gelmeyeyim gideyim. Abicim tam öyle gerçek gibi düşünme. Yani onun o gerçeğin bir kısmını söyleyeceğiz gibi düşün. Hangi kısmını acaba? Tefecinin peşinde olduğunu mu yoksa işten atıldığını mı? Abicim ben işten atılmadım. İstifa ettim. Ne yaptın? Şimdi gerçeğin bu kısmını açıkla istersen. Deniz bunları ben bahçeye bırakıp geleyim. Böyle oturacak mıyız? Böyle derken? Böyle işte. Sessiz, konuşmadan. Ne konuşmamızı istiyorsun derin? Evet, ne konuşmamızı istiyorsun derin? Hayret. Siz ikiniz aynı fikirde olur muydunuz ya? Ne? Ay senin de abilik yapacağın tuttu. Seviyorlar işte birbirlerini. Ben kimseyi sevmiyorum. Tam ikizsiniz gerçekten. İkiniz de inatsınız. Ne alakası var ya? Kız neyse onu söylüyor işte. Ayrıca benim onların birbirini sevmesiyle ilgili bir problemim yok. Birinin diğerini sevmemesiyle ilgili problemim var. Of Kerem. Pardon da bizim aramızda olan bir bağ sizi... Olmayan bir bağ. Sana göre aramızda olmayan bir bağ sizi neden bu kadar çok ilgilendiriyor öğrenebilir miyim? Geçen gece Ece o halde eve geldiğinde o sizin aranızdaki olmayan bağ bizi çok ilgilendiriyordu o yüzden. Ayrıca seni koruyacağım diye babama bile yalan söyledi bu kız. Ben babama gerçeği söyledim Kerem. Aa, öyle mi? Öyle. O yüzden artık üstüme gelmene gerek yok bu konuyla ilgili. Hı. Süper. En azından bir konuyu hallettik sayılır değil mi? Bu başka o başka Derinciğim. Sen benden özür falan bekliyorsan çok beklersin. Bu kızı üzmenin bir özrü yok zaten. Ona sen karar veremezsin Kerem. Ona Ece karar verir. Bir şey söylesene Ece. Derin, bu konuyla ilgili artık üstüme gelmesen. Gelirim. Madem affetmedin, o zaman dün niye yanındaydın? Evrenin en zor anında Evren niye senin omzuna yaslandı? O zor anı ben de merak ediyorum şimdi. Nedenmiş? Evet. Anlattın mı her şeyi? Ben seninle saklambaç oynamıyorum Ece. O yüzden söylemeye çekineceğim bir durum da yok burada benim. Doğru. Ne istiyorsan anlat o zaman. İlgilendirmiyor beni zaten. Benim babamın bir oğlu daha varmış. Bana ne lan bunu? Yağız'mış. Ya. Siz? Evet. Oldu mu? Yani şimdi birinin üzülebilmesi için yeterince geçerli bir sebep mi bu? O Ece'nin omzuna yaslanması yeterli mi yani? Nedir kararı? Sen bana niye anlatıyorsun bunu? Sen sordun. Sen hep bu kadar dürüstsün yani. Her şeyi böyle açık açık anlatıyorsun. Ben genelde dürüstümdür. Evet. Geçen gün Ece o halde eve geldiğinde... Onu bu hale sokana öyle güzel beddua etmiştim ki. Tuttu mu diyorsun yani? Ya kız kardeşine çıkmış daha ne olsun. Kerem. Ne var ya? Ya ben bir şey demiyorum. Ben de açık sözlü, yalan söylemeyen bir insanım. Dürüstçe fikrimi söylüyorum değil mi? Ama yine de
Senin için üzüldüm Evrenciğim. Sağ ol Kerem. Güzel. Bu da çözüldü gibi. Bence o kadar üzülme Kerem ya. Benim Yağız'la ilgili fikirlerim değişti çünkü. Al işte. Benim değişmedi. Hayret. Onun kahraman olduğunu düşünmeyen kaldı mı benden başka? Çok şaşırdım. Pardon da niye düşüneyim ki? Yani babamı hastanelik eden, arabasına çarpıp parasını çalan, bir de üstüne üstlük karakolda bize alkış tutan adamı affedecek halim yok herhalde değil mi? Ben affettim mi dedim sana? Fikrim değişti demedim. Ay şimdi siz mi başlayacaksınız ne olur ya? Ben bu konuda kardeşimin fikrini merak ediyorum. Bir şey yok. Aynen. Ben de. İyi çok güzel. Bak aynı fikirde olacak bir konunuz daha var. Güzel. Tamam derim bırak. Gelsinler üstüme. Hiçbir problem yok. Söyleyeyim fikrimi ben. Şimdi doğruya doğru bu masada Kerem dışında tabii birbirine herkes en az bir kere ihanet etti mi? Ha, herkes en az bir kere de yalan söyledi. Doğru mu? Hiçbirimiz sütten çıkmak kaşık değiliz. Ben Yağız'ı affettim demedim. Tamam mı? O benim de babam. Hatırlıyorum neler yaptığını. Ama Kerem'cim söyle bakalım sen şimdi bana. Derin'in ses kayıtlarını verme işini. Hani o da babamla ilgiliydi ya. Affettin mi? Duyamadım. Affettin mi? Affetmedin. Peki sen Derin, Kerem sana hiçbir açıklama yapma şansı tanımadan elini direkt bırakıp gitmesini affettin mi? Affetmedim. Peki ben kendimi çok özel bir insan sandığım o güzel günü yaşadıktan sonra söylediğin o tokat gibi sözleri affetmedim. Affetmeyeceğim de Evren. Ama hadi artık bunları bir geçelim mi? Değil mi? Şu ana bakalım. Hepimiz duymuşuzdur herhalde değil mi? Herkes ikinci bir şansı hak eder. Bak bu söylediğin, yani son söylediğin pek de yanlış gelmedi bana. Sonuçta benim ne demek istediğimi doğru anla istersen. Herkes ikinci bir şansı hak eder dedim. Aynı hatayı ikinci kere yaparım deme. Ececiğim, ulusal sesleniş bitti mi? Okeyim. O zaman diyelim ki biz Yağız'ı affettik ya da ikinci bir şans verdik her neyse. Bunu yapmamız için bir tek mantıklı nedenimiz var mı? Eğer benim de aynı şeyi istiyorsa bir nedenimiz olabilir. Neymiş o? Hepimizin sorunlarını bir kere de çözecek tek şey.